İyi akşamlar, EkoTürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Geride bıraktığımız bir haftayı Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini biraz daha artırmasına dönük planlar ve programlar çerçevesinde geçirdik. Merkez Bankası bu konuda önemli adımlar attı. Bu adımların bazıları reel sektör tarafından tepkiyle karşılandı, bazıları da uygun bulundu. Bunlardan bir tanesi ihracatçının kazandığı dövizin %25'inin anında mahsup edilmesi uygulaması ki ihracatçılar arasında çok ciddi sıkıntılara yol açmış durumda. Merkez Bankası ile yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadı. Merkez Bankası uygulamayı sürdüreceğini açıkladı ama ileride uygulamanın değişebilmesine dair de bazı ipuçları var. Bu arada yurt dışındaki yani yabancıların Türkiye'den vatandaşlık kazanmak için getirdikleri paraların otomatik olarak Merkez Bankası nezdinde bozdurulması ile ilgili süreç de başlamış oldu. Yabancılar 250 bin dolar karşılığında gayrimenkul edindikleri takdirde bu parayı doğrudan Merkez Bankası'nda bozduracaklar. Yine yabancılar vatandaşlık alabilmek için 500 bin dolarlık fon getirdikleri takdirde bu fonu da yine Merkez Bankası'nda bozdurdukları takdirde vatandaşlık alabilecekler. Bunlar rezervi artırmaya dönük çabalar. Ama rezervi artırmaya dönük çabalar beri yanda rezerv harcamasıyla devam eden bir süreç var. Merkez Bankası sık sık piyasaya girerek döviz satıyor. Bu da rezervin erimesine yol açıyor. Bir yandan rezervi artırmak, öbür yandan rezervi harcamak gibi bir ikilem arasında kalmış durumda Merkez Bankası. Ağırlık olarak haftayı böyle geçirdik. Bu hafta, yani bugünü şöyle sonlandıracağız. Birinci bölümde Özkan Karaca bizimle birlikte olacak. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda önümüzdeki seçimlerde İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na aday kendisi. Konfeksiyon ve tekstil sektörünü soracağız. İhracatçıların %25'i kesintisinde elbette konuşacağız. İkinci bölümde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu bizimle birlikte olacak. Hem dış ticarette ortaya çıkan gelişmeleri, bu arada Kazakistan, Orta Asya'daki sarsıntıyı da konuşmuş olacağız. Biraz önce özetlediğimiz haberi biraz daha geniş vermeye çalışacağız. Birinci müdahaleden son müdahaleye kadar Merkez Bankası şu ana kadar 7.28 milyar dolar harcama yaptı. Merkez Bankası 1 Aralık'ta piyasaya girdi, döviz satmaya başladı. İlk girişte 2.12 milyar dolar satmıştı. Arkasından 3 Aralık, 7 Aralık, 10 Aralık ve 17 Aralık'ta yaptığı müdahalelerle toplam 7.8 milyar dolarlık döviz harcadı. Ama döviz rezervi azalırken beri yanda döviz kazandırıcı işlemler de var. Bunları da biraz önce konuşmuştuk. 2021'de en çok hangi enstrüman kazandırdı derseniz elbette dolar. Dolar 2021'de %11.67 kazandırdı yatırımcısına. Dolardan sonra euro geliyor %5.5'la kazandıran enstrümanlar arasında. Onun ardından altın geliyor. Sonra kaybettirenler var. Borsa İstanbul kaybettirenlerden ama az kaybettirdi. %1.88. Mevduat faizi çok kaybettiren enstrümanlardan bir tanesi. %14.97 brüt olarak söylüyoruz. Devlet iç borçlanma senetleri de %10 civarında bir değer kaybı getirdi yatırımcılarına. Bankalar kredi standartlarını sıkılaştırdı. Enflasyon dolayısıyla ve Merkez Bankası'nın uyarıları dolayısıyla, BDDK'nın uyarıları dolayısıyla bankalar artık kredileri verirken daha inceleyip sık dokumaya başladılar. Bu da kredi standartlarının sıkılaştırmasıyla ilgili bir süreci beraberinde getirdi. BDDK'dan derecelendirme zorunluluğunda bir esneklik geldi. BDDK geçtiğimiz yıl aldığı bir karar doğrultusunda 500 milyon lira ve daha fazla kredi kullanan şirketlerin denetlenmesi gerektiğini, yani kredi derecelendirme kuruluşları tarafından denetlenen şirketlerin ancak krediye kavuşmaları mümkün idi. Fakat bunu yıl sonu itibariyle yürürlükten kaldırdı, esnetti, uzun bir zamana yaydı. Yani geçen yıl bu denetimi geçirmemiş olan şirketler krediye ulaşabilecekler ama önümüzdeki yıl nasıl olacağı konusunda henüz bir belirginlik yok. İhracatta beklenti endeksi
geriledi. İthalatta ise beklenti endeksi artıyor, yukarı doğru gidiyor. İhracat beklenti endeksi 15.5 puan artışla gerileyerek 115.8'e geriledi. İthalat beklenti endeksi ise aksine ilerleyerek 10.7 arttı ve toplam 118 puana kadar ulaştı. Bu şu anlama geliyor: İhracatı daha az yapacağız, ithalatımız daha fazla olacak. Demek ki ihracattaki ivme yavaş yavaş aşağı doğru gitmek zorunda kalacak. Cari işlemlerin Kasım ayında bir miktar açık vermesi bekleniyor. 2.2 milyar dolar. Anadolu Ajansı Finans Masası'nın beklenti anketi uyarınca 2.2 milyar dolarlık bir açık bekleniyor. Yılın tamamında da Türkiye ekonomisinin 14 milyar doların üzerinde bir cari açık vermesi yine aynı anket çerçevesinde elde edilen bulgu. Euro bölgesinde enflasyon tarihi bir zirve yaptı, %5'e kadar geldi. Beklenti %4.7 civarında olması idi ama onun üzerine çıktı. Bu Avrupa Birliği Euro bölgesinin oluşturulduğu tarihten bu yana gördüğü en yüksek enflasyon anlamına geliyor. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane'den gelen bir açıklama var. Enflasyon baskıları bu yıl hafifleyecek diyor. Oysa biraz önce verdiğimiz haberde Avrupa Birliği enflasyonu, Euro bölgesinin enflasyonu artıyor. Dolayısıyla enflasyonun hafiflemesi gibi bir durum söz konusu olmayabilir. Ama Avrupa Merkez Bankası bir anlamda piyasayı sözel yönlendirmeyle rahatlatmaya çalışıyor. Bu açıklama onun eseri. Almanya'da sanayi üretiminde bir tedarik sıkıntısı var. Almanya'daki ticarette Kasım 2021 itibariyle 0.2'lik bir düşüş ortaya çıktı. Hem navlun krizi, hem çip krizi, hem tedarik krizinin yarattığı bir travma. Kazakistan protestoları Bitcoin'i vurdu. Kazakistan şu anda sarsılıyor. Devlet başkanı, eski devlet başkanı ya da fahri devlet başkanı, onursal devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in ülkeyi terk ettiği açıklanıyor. Kasım Cömert Tokayev'in ise devlet başkanının yurt dışından asker çağırdığını, Rusya, Belarus ve Ermenistan birliklerinin Kazakistan'a girdiklerini biliyoruz. Ve ülkedeki durumun normale dönebilmesi için epey bir zamana ihtiyaç var. Bu arada Kasım Tokayev vur emri verdiğini de açıkladı. Bu da Bitcoin piyasası için önemli bir ülke olan Kazakistan'ın sıkıntıya girmesi nedeniyle Bitcoin fiyatlarının 43 bin dolara kadar gerilemesine yol açtı. Şirket bilançolarına enflasyon düzenlemesi geliyor. Türkiye'deki şirketler artık muhasebeleştirme yapmakta zorlanıyorlar. Bu yüzden enflasyonun alacağı yöne göre bundan böyle bir muhasebeleştirme ve bilanço düzenleme yönüne gidecekler. James Bullard'dan gelen bir açıklama var. St. Louis Fed Başkanı faiz artırımı Mart ayında olabilir diyor. Artık geldik, sonuna doğru gidiyoruz. Varlık alım programının sonlandırılması arkasından Mart ayında ilk faiz artışı gelebilir diye açıklama yaptı. Amerikan tarım dışı istihdam verisi beklentinin çok çok altında kaldı. 199 bin geldi Aralık ayında. Beklenti 400 binin üzerindeydi. Bu Amerika'daki durumun çok parlak olmadığını gösteriyor ama işsizlik verisi bu arada geriliyor. İşsizlik verisi normal şartlarda 4'ün altına inmesi gerekiyordu. Nitekim 4'ün altına indi. 3.9. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omikron varyantı dolayısıyla ciddiye alınması gereken bir sürece girdiğimizi işaret etti. Ve insanların aşıya daha fazla özen göstermelerini ya da aşılarını zamanında yaptırmalarını, hijyen kurallarına uymalarını, mesafe kurallarına uymalarını istedi. Çok şaka götürür bir durum olmadığını ifade etti. Nurettin Nebati yarın kadın iş insanları ve girişimcilerle bir araya gelecek. 13.30'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki ofiste gerçekleşecek. Kadın iş örgütlerinin tüm temsilcilerinin burada bulunması gerekiyor. Onlara bazı tavsiyeleri de bulunacak ve onların görüşlerini alacak elbette. Son olarak ihracatçının kur talebi gerçekleşmedi. Merkez Bankası Başkanı ile ihracatçılar arasında önceki gün 4 saat boyunca devam eden müzakerenin sonucu ne yazık ki ihracatçıları hüsranıyla sonuçlandı. Merkez Bankası şimdilik bir geri adım atılmayacağını bildirdi ama ileride bir esneme olabileceği konusunda küçük bir işaret olduğunu söyleyebiliriz.
Tahminlerimiz doğru çıktı. Borsa İstanbul bugünü de yükselişle kapattı. Dün çok küçük bir yükseliş vardı. Sıfırlı küsuratla ifade edilen bir şeydi. Dolayısıyla yatay sayılabilecek bir seyirle kapattı ama bugün %1,28'lik artışla kapandı. 2,33 ve haftayı gerçek anlamda bir rally ile tamamladı diyebiliriz. 1963'lü puanlardan buralara kadar geldi. Kendini yukarıya doğru atmaya çalışan bir borsamız var. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl olacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Borsa İstanbul'da işlerin ve dengelerin şimdilik iyiye doğru gittiğini söyleyebiliriz ama yabancı giderek daha fazla borsadan çıkmaya başladı. Sadece geçen hafta itibariyle 231 milyon dolarlık hisse senedi sattı yabancılar. Yabancıların borsadaki ağırlığı da giderek azalıyor. 13 bin civarında yabancı kaldı kala kala. Eğer onlar da giderse Türk borsası yerlilerin omuzları üzerinde yükselen bir borsaya doğru dönüşecek gibi gözüküyor. Tabii bunu istemeyiz elbette. Peki, şimdi reel sektöre bakacağız ve şu anda Özkan Karaca, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Yönetim Kurulu üyesi Özkan Karaca Skype hattımızda. Özkan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ali Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Önce şeyle başlayalım, onu hani aradan çıkaralım. Adaysınız değil mi anladığım kadarıyla? İstanbul, evet. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı için adaylığınızı açıkladığınızı biliyorum. Böyle duydum haberlerden. Nasıl bir manifesto ile çıkacaksınız üyelerinizin, delegelerinizin karşısına? Ali Bey, öncelikle ben 2021'i nasıl tamamladığınızla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Tabii. Türkiye genel ihracatı biliyorsunuz. İlk defa dünya ticaretinden %1'in üzerinde bir pay aldı ve 225 milyar doların üzerine çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı ve gururla izledik Türkiye genel ihracatını. Fakat hazır giyim ihracatımız %18,3 arttı ve 20 milyar doların üzerine çıktı. Ama bu 20 milyar doların üzerine çıkmamız biliyorsunuz tıbbi ürünler, tıbbi giysilerin devreye girmesiyle oldu. Cerrahi maske, tulum, önlük gibi tıbbi ürünler devreye girdi. Fakat burada da bence kesinlikle yeteri kadar verim alamadığımızı düşünüyorum. Çünkü rakibimiz Çin, dünyaya 80 milyar doların üzerinde medikal ürün satarken biz 11. ayın verileri var bende. Sadece 2,5 milyar dolarlık bir ürün sattık. Dolayısıyla bununla beraber 20 milyar doları geçmiş olduk. Ben nasıl çıktım diye ne şekilde bu ihracatı yukarı çıkaracağım diye çıktım. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Ali Bey, biz küçük üretici ve ihracatçıların sesi olmak için, KOBİ'lerin sesi olmak için çıkıyoruz. Küçük üretici, biliyorsunuz Türkiye'nin %98,3'ü KOBİ'lerden oluşuyor. Evet. Bu KOBİ'ler istihdamın %67'sini yapıyor, ihracatın da tek başına %47'sini yapıyor. Şimdi Türkiye'nin bu gerçeğinden yola çıkarsak, ihracatın daha yukarılara çıkması için, hazır giyimin 30 milyar dolarlara çıkması için KOBİ'lerin ihracatını yükseltmek lazım. Çünkü ben hep yönetim kurulunda, yaklaşık 15 yıldır yönetim kurulundayım, hep şunu savunuyorum. 1 milyar dolarlık ihracatı 5 milyar dolar yapabilirsiniz. 5 milyar dolarlık ihracatı 10 milyar dolara çıkarabilirsiniz. 10 milyarı 20'ye çıkarabilirsiniz ama 100-200'e çıkaramazsınız. Dolayısıyla küçük ihracatçılara yapacağımız destekler ve vereceğimiz eğitimlerle onları büyüterek Türkiye ihracatı, hazır giyim ihracatımızı daha yukarı çıkaracağımızı düşünüyorum. Peki, bu ihracatçıların %25'lik kesintisi konusunda neler söyleyebilirsiniz? Çünkü ciddi bir rahatsızlık yarattığını biliyoruz. İhracatçılar bunu çok açık dille söylemese de rahatsızlığın boyutlarının çok büyük olduğunu biliyoruz. Nitekim Merkez Bankası Başkanı ile İhracatçılar Birliği'nin yaptığı toplantıda da bu konu gündeme getirildi ama sanıyorum Merkez Bankası Başkanı uygulamayı sürdüreceklerini söylemiş. Belki ileride küçük çaplı tadilatlar yapılabilir, bunu bilemiyoruz ama muhtemelen ihracatçılar şunu istiyorlar şimdilik. Tahsilatı mutlaşmanın hemen değil,
yani döviz hesabımıza geçtikten hemen sonra değil, bir süre sonra yapılmasını istiyoruz demişler. Galiba Merkez Bankası Başkanı buna da çok sıcak bakmamış. Ne yapmak lazım, nasıl görüyorsunuz bu mesele ihracatta ne gibi sorunlara yol açar? Ali Bey, tabii biz ihracatçılar da kesinlikle Türkiye'deki bu dövizdeki ani yükselmelerin falan stabile olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Fakat biliyorsunuz dünyadaki uzman ekonomistler derler ki eğer ki ticaretinizi satış yaptığınız para cinsine göre yaparsanız krizlerden etkilenmezsiniz. Çünkü aynı para cinsinden geliriniz ve gideriniz olur. Şimdi bizler de ihracatçılar genelde borçlanmalarımızı dövizle yapan firmalarız. Dolayısıyla tabii burada yeniden bence istişare edilmesi gereken konular olduğunu düşünüyorum burada. Çünkü aslında şöyle düşünürseniz bizim TL olarak, Türk lirası olarak ödediğimiz işçilik, elektrik, doğalgaz, su, servis ve yemek ücretleri. Bunlar zaten %25'in üzerinde ve %25'lik bir döviz bozma bize çok büyük bir zarar vermez gibi görünüyor. Fakat eğer döviz cinsinden ayrıca borçlarınız varsa veya döviz cinsinden yatırım yapmışsanız mecburen döviz cinsinden ödemek zorundasınız. Dolayısıyla %25 gibi bir gelire sahip olmayan, böyle bir kar oranı olmayan veya döviz borcu yüksek olan firmaların zorluk çekeceğini düşünüyoruz. Bence ileriki tarihlerde tekrar bu konu istişare edilerek biraz esneme sağlanır diye düşünüyorum. Sağlanmazsa bazı ihracatçılarımızın zorluk çekebileceğini zannediyorum. Evet, şöyle bir formül üzerinde çalışılabilir belki. Bunu dün de yayında ifade etmeye çalıştım. Eğer bir sektör bu düzenlemeye tabi tutulmak isteniyorsa, sektörün ne kadar ithal girdi kullandığına bakmak lazım. Yani diyelim ki otomotiv sektörü %75 ithal girdi kullanıyor. Tamam, otomotivde %25 mahsup yapılabilir. Ama %80-85 ithal girdi kullanan bir sektörden aynı oranda kesinti yaparsanız, bu defa döviz borçlusu haline getiriyorsunuz. O durumda da ihracatçı, Merkez Bankası'nda bozdurduğu dövizi gidip hemen piyasadan tekrar döviz alarak telafi etmek isteyecek. Bu hem kur dolayısıyla kayba yol açmasına sebep olacak, hem de Merkez Bankası bu döviz karşılığında piyasaya TL vermek zorunda. O da enflasyona yol açar. Yani böyle bir sarmal durum söz konusu. Bir kademeli kesinti modeli düşünülebilir mi acaba benim biraz önce sözünü ettiğim çerçevede? Bence de kademeli bir şekilde yapılması lazım. Çünkü eğer ki ihracatçının ödemeleri döviz cinsindeyse, biliyorsunuz birçok hazır giyimci sivil toplum örgütü başkanlarıyla görüşmeler yapıyorsunuz. Hazır giyim diğer sektörler içerisinde en fazla cari fazla veren sektörlerden bir tanesi. Çok fazla ithalat yapmayan bir sektör. Fakat 2018'den sonra girdi maliyetlerinin neredeyse tamamı dolar cinsinden, döviz cinsinden şu anda ödemeyle satılıyor ve bizler alıyoruz. Dolayısıyla tamamen döviz cinsinden alışlarımızı yaptığımız için mecburen ödememizi de döviz olarak yapıyoruz. Dolayısıyla mecburen dövize ihtiyacımız var bu ödemelerde. Aslında biz otomotivcilerden şanslıyız. Yani bizim fazla ithalatla veya dövizle girdilerimiz yurt dışından yok, ama yurt içinde artık herkes dövizle satış yapıyor. Bence şunu bizlerle bir toplantı yapıp bu dövizle satış olan ham maddeleri Türk lirasına çevirme yollarını bulmak lazım. O zaman ancak bu %25'lik ihracatçıların %25'ini dövize çevirme mümkün olur diye düşünüyorum. Evet. Peki son bir soru. Yeni dönemde ihraç pazarlarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Hangi pazarlarda daha güçlü duruma geleceğiz? Hangi konularda Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler kurabilecek durumdayız? Avrupa'nın büyük bir fasoncusuyuz biz aynı zamanda. Büyük firmaların Türkiye pazarını
geçmişte olduğu gibi kullanacaklarını düşünüyor musunuz? Yoksa yeni alternatif pazarlar arıyorlar mı onlar da? Hani bu Çin uzaklaşınca Türkiye onların alternatif doğrudan tek pazar haline geldi fason üretimde. Acaba Türkiye'nin boşluğunu doldurabilecek ülkeler bulmak durumunda olabilirler mi? Bizim içinde bulunduğumuz şu son dönemdeki çalkantıdan kaynaklı olarak. Hazır giyim ihracatında dünyada hazır giyim dendiği zaman ilk akla gelen ülkelerden bir tanesi tabii ki Türkiye. Son zamanlarda Türkiye'ye olan rağbet fazlalaştı. Çünkü bildiğiniz gibi bu navlun krizi ve kısa sürede ithalatlarını teslim almaları müşterilerin Türkiye'nin işine yaramış oldu. Ama bizim ihracatımızı daha yukarılara çekmek için dünyada yaklaşık 500 milyar dolarlık bir hazır giyim tüketimi var. Bunun tek başına 105 milyar dolarını Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne olan hazır giyim ihracatımızı yükseltmemiz lazım. Ben Fuar Komitesi Başkanı olduğum dönemlerde Amerika'ya çok önem verdim. Ve Türkiye'nin hazır giyimde 30 milyar dolarları yakalaması için Amerika'ya olan ihracatımızı arttırmamız lazım ve Çin'in oradaki payını kesinlikle azaltmamız lazım. Ayrıca tabii benim altını çizmek istediğim bir konu var. Hazır giyim ihracatında 2017'den önce kilogram fiyatımız 19 dolardı. Evet. Bugün 17 dolarlara, 16 dolarlara kadar düştü. Bu kilogram fiyatımızı da yukarı çekmenin yollarını bulmamız lazım. Bunun için de katma değerli mallar üretmemiz lazım, ihracat yapmamız lazım. Ayrıca organize perakendeyi güçlendirmemiz lazım. Yani Türkiye'deki hazır giyim markalarımızın yurt dışında mağazalar açıp daha katma değerli mallar göndermelerini sağlamak lazım. O zaman 25 dolar civarına kilogram fiyatımızı yükseltebiliriz. Ayrıca İtalya kendi markasıyla mal ihracat yapan hazır giyimcilere 5 euro civarında bir teşvik veriyor. Türkiye'de de kendi markasıyla mal satmayı özendirecek devlet destekleri olursa kesinlikle kilogram birim fiyatımızı yükseltiriz ve bizim için de daha yüksek ihracat rakamlarına çıkmış oluruz diye düşünüyorum. Evet, peki. Çok teşekkürler Özkan Bey. Size seçimlerde de başarılar diliyoruz. Özkan Karaca ile konuştuk. Ben İstanbul teşekkür. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Orta Asya'nın uzak ama yıldız ülkesi Tacikistan'ı konuşacağız. Tacikistan'la ilgili konuşmaya başlarken elbette Orta Asya'da cereyan eden büyük bir kriz var, siyasal kriz. Kazakistan'da, Kazakistan şu anda sarsılıyor. Ülkede büyük bir iç ayaklanma ve kargaşa söz konusu. Rus birlikleri, Belarus birlikleri ve Ermenistan birlikleri Kazakistan'a girmiş durumda. Devlet Başkanı, Onursal Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve ailesinin ülkeyi terk ettiği bildiriliyor. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ise silahlı kuvvetler birliklerine vur emri verdiğini bildiriyor. Dolayısıyla çok ciddi bir çatışmanın
evresindeyiz. O bakımdan önce bir Kazakistan'ı konuşalım. Kazakistan Orta Asya'nın beyni aynı zamanda. Sonra Tacikistan'a bakacağız. Bugün stüdyomuzda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçıoğlu var. Cihangir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, merhabalar. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi Kazakistan meselesi, tabii Kazakistan Orta Asya'nın mihenk taşı. Yani Kazakistan sarsıldığı zaman Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan da dahil olmak üzere pek çok ülke sarsılabilir ve sarsıntılı bir dönem çıkabilir. Nasıl görüyorsunuz? Değerlendirmenizi almak isterim. Tabii ki yaşanan olayları biz de üzüntüyle izliyoruz kamuoyunda paylaşıldığı kadarıyla. Tabii ki oradaki teknik kısımda enerjideki artan maliyetler gerekçe gösterilerek bir halk ayaklanmasının vuku bulduğu yönünde bir izlenim ediniliyor. Ama vuku bulan durumda tabii Rusya'yı ve bunun bileşeni olarak Amerika ile Rusya'nın özellikle politik düzeyde bu konuda birbirlerine serzenişlerinin olduğunu da ulusal mecrada takip ettiğim kadarıyla gözlemleyebiliyorum. Tabii ki Kazakistan özellikle Türkiye ile olan kuşak ve yol projesindeki demir stratejik yolu adı altında bir bağlamda özellikle Türkiye'nin Orta Doğu koridor girişiminde demir yolu hattında ve Türkiye ile Tacikistan arasındaki de Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında bir mihenk taşı olabilecek şekilde Kazakistan-Tacikistan-Türkiye bileşenini önümüzdeki dönem iş konseyi olarak da ekonomiyi o bölgelerde daha da dinamizm anlamında geliştirmek adı altında Kazakistan'ı biz de özellikle takip ediyoruz. İnşallah bu sürecin bir an önce bertaraf olması ve Kazakistan hükümetinin tekrardan politik, ekonomik ve siyasi mecrada stabil bir düzeyde önümüzdeki dönemde devam etmesi bizler açısından da en büyük istek kaynağımız olarak vurgulamak istiyorum tabii ki. Evet, şimdi Orta Asya Rusya'nın oyun alanındaki bir yer. Dolayısıyla Rusya bu oyun alanına Amerika'yı sokmak istemez. Hatta bu konuda gerekirse Çin'in desteğini de alarak oradaki durumu sağlamlaştırmak isteyecektir. Biz yani orada bir Türk Birliği var biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin de arasında bulunduğu bir Türk Birliği ülkeler dostluk grubu var. Bu dostluk grubunun muhtemelen önümüzdeki günlerde bir inisiyatif kullanması söz konusu olabilir. Yani meseleyi yatıştırmak için kullanabilir. Amerika'nın oraya müdahalesini engellemek için de kullanabilir mi size göre? Şimdi şöyle Ali Bey, yayına girmeden önce yine ulusal mecrada birkaç not almaya çalışırken Kırgızistan ve Tacikistan birliklerinin de bu süreçte askeri mühimmat anlamında destek vereceği noktasında Kazakistan'a bir basından takip ettiğimiz kadarıyla durumu analiz ettik. Tabii bununla birlikte Tacikistan tarafında özellikle İran ve Çin'le birlikte Türkiye'yi de dahil ederekten bu süreçte Rusya'nın askeri ve ekonomik bağımsızlığından kendini de bertaraf etmesini aslında Tacikistan özelinde bu konuya temaşa ederek vurgulamak istiyorum. Çünkü Tacikistan'ın da yaklaşık 5 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılasının %50'ye yakını oradan gelen transfer harcamalarından, yani Tacikistan'dan Rusya'ya giden mevsimlik işçilerin daha sonra oradaki kazançlarını havale etmesi yoluyla Tacikistan ekonomisine ciddi anlamda bir gayri safi yurt içi hasılasını oluşturma durumu var ve bu cari dengeyi de Tacikistan açısından dengelemekte. Çünkü geçen seneki rakamlara baktığımız zaman 500 milyon dolarlık Rusya'da yaşayan Tacik vatandaşlarının gönderdiği havale tutarı var. Bu da cari açığın gayri safi yurt içi hasıla açısından Tacikistan'da %7'den %2'ye kadar geriletmiş durumda. Bu dış ticaret açığının azalması ve gayri safi yurt içi hasılanın da özellikle Rusya'dan gelen mevsimlik işçiler vasıtasıyla dengelenmesi noktasıyla süreç hasıl oluyor. Tabii cari dengedeki en önemli kısım Tacikistan'la alakalı dış ticaret açığı veren bir ülke olması. Bu anlamda da Rusya ile ekonomik münasebette çünkü 1.2 milyar dolar ihracat yaparken 1.8 milyar dolar ithalat yapıyor. Ve buradaki ithalat kalemlerin ana kahir ekseri de Rusya'dan gelen ithal basic mallar olduğu için tabii Türkiye de bu düzlemde dahil olabilecek bir alanda. Çünkü Türkiye'de 2021 yılı itibariyle yaklaşık 360 milyon dolarlık Türkiye-Tacikistan arasında bir dış ticaret hacmine erişmiş durumdayız. Bunun 210 milyon dolarlık kısmı Tacikistan'a olan ihraç kalemi iken 150 milyon dolara yakında ithal kalemimiz.
oluşturuyor. Tabii özellikle Rusya'ya atıfta bulunmak istiyorum bu konuda. Tacikistan'ın ihracatındaki birinci sıra gelir kalem ürünü pamuk Ali Bey. Evet. Pamuğun da yaklaşık %50'ye yakın ihraç kalemi oluşturduğunu düşünürsek, aslında pamuğun hikayesi de yine bağımsız devletler, yani bağımsız devletler topluluğu döneminde, SSCB döneminde Rusya'nın o bölgede tarlalara ve bütün tarımsal havzalara pamuk ektirmesiyle Tacikistan'da şu anda 400 bin tonluk pamuk üretiminin olduğu ve bunun yaklaşık 200 bin tonla yakın pamuğun yurt dışına ihracat olduğu ve bununla birlikte pamuk ipliği de çok önem atfediyor ve ciddi anlamda kumaş üretimine de bu süreç artık gebe olmuş durumda, katma değer anlamında. Letonya'ya, İtalya'ya ve Arap ülkelerine hazır kumaş ihracatına başladı Ali Bey, Tacikistan. Pamuk ipliğini de özellikle yaklaşık yıllık bazda 88 bin tona hitap eden bir rakamsal skalayı söylemek istiyorum. Belarus ve Ukrayna'ya ihracatını yapıyor. Rusya'nın o dönem Tacikistan'ın pamuk alanında şekillendirmesi aslında bugün Tacikistan'ın ekonomik düzlemde ne kadar kendi ayaklarının üzerinde bir dinamizmle ve genç nüfusun %50'ye yakın bir skalada nüfusa hakim olduğunu da göz önüne aldığımız zaman o coğrafyalarda tarım sektörüyle birlikte pamuk ve alüminyum zaten Türkiye'de ihraç kalemlerindeki ilk üç sektör olarak göze çarpıyor. Bununla birlikte deri, hazır deri ihracatı da Türkiye'ye son TÜİK rakamlarına baktığımız zaman diğer oluşan kalem olarak geliyor. Tabii bizim Türkiye'den Tacikistan'a olan ihraç kalemlerimizde motorlu... Ne satıyoruz onlara? Motorlu taşıt ürünleri, kozmetik ürünler, bebek bezi ve havlu, kağıt, yani kağıt kozmetik havlu, ambalajlama anlamında bu ürünlerimiz bizim Tacikistan'a revaçta ve mutfak malzemeleri ve ev aletleri alanındaki alt kalemler de diğer oluşan ihraç kalemlerimiz olarak göze çarpıyor. Tabii Tacikistan özellikle 2030'daki sanayi kalkınma hamlesiyle birlikte belirli alanda kendi açısından stratejik olarak konumlandırdığı sektörler var ve burada tamamen Türkiye ile ortak müesseseler, iştirakler kurup tamamen üçüncü ülkelere ve Orta Asya ülkelerine Türkiye'den aldığı know-how desteğiyle ihracat yapma mekanizmasını geliştirmek istiyorlar. Evet. Ve bu bağlamda özellikle dijitalleşmeyi, Türkiye'nin makroekonomik politikalarını ve Türkiye'nin dijital ekonomideki deneyimini Tacikistan'a aktarma noktasında hem iki hafta önce Konya'da gerçekleşen Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda hem Duşanbe'de gerçekleşen Tacikistan-Türkiye İş Forumu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Musa Orhan Beyefendilerin de katılımlarıyla bu teyit tekrardan gerçekleşmiş oldu. 8'e yakın sektörde enerjiden müteahhitliğe, inşaattan gıdaya, turizmden sağlık sektörüne gibi alanlarda Türkiye know-how desteğini oraya artık sabitleme noktasında bunu da COSGAP'in önderliğinde yapma noktasına bir irade gösterdi. Biz de DEİK İş Konseyi olarak bu süreçleri tamamen bir nevi köprü vazifesi görerek iki tarafı bir araya getirme noktasında farklı dinamikleri ve farklı sektörel yapıları da bir araya getirerek kümelenme modeliyle Türk firmalarına Tacikistan'a angaje etme yönünde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu Konya'daki ve Duşanbe'deki iş konseyi toplantılarıyla ve fuarlarla ilgili neler aktarabilirsiniz detay olarak? Şimdi mesela Konya'da neler oldu? Ali Bey şöyle, özellikle 200 milyon dolarlık Türk ve Tacik firmalarının ve kurumlarının MOU anlaşması, yani mutabakat zaptı anlamında iyi niyet mektubu diyebileceğimiz manada iyi niyet sözleşmeleri imzalandı. Evet. Tabii bu alanlarda özellikle inşaattan enerjiye, alüminyum sanayiinden medikal sektöre ve çeşitli ticari komplekslerin Türk müteahhitlik firması tarafından Tacikistan'a yapılması noktasında 200 milyon dolarlık bir iyi niyet sözleşmesi yapıldı, bağlantılar yapıldı. Bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda iş forumuna iştirak eden Türk ve Tacik firmaların katılımıyla 300'e yakın ikili iş görüşmelerine değindik. Ana organizatör olarak o organizasyonda notlara resmi olarak geçirme şansını yakaladık. Bunlar bizim için çok önemli Ali Bey. Çünkü biz 3 ay önce Duşanbe'de 150'ye yakın Türkiye'den kamu ve özel sektör temsilcisini oraya götürdükten sonra Duşanbe'ye aynı şeyin karşılık olarak
Konya'da yani Türkiye'de tezahür etmesi inanılmaz iki ülke arasındaki sinerjinin bir nevi politik ve siyasi ve ekonomik anlamda iki ülkenin altın çağını yaşıyor havasını bizlere teneffüs ettirmesi de bizlerin motivasyon kaynağını daha da üst seviyelere çekmekte malumunuz. Bu münasebetle biz açıkçası önümüzdeki dönemki çalışmalarımızda Tacikistan'ın lojistik olarak ana haplarda olması münasebetiyle özellikle karayolu ve demir yolu taşımacılığında gerçekten çok önem atfeden bir yapıda. Özellikle Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan ticaretin o bölgede gelişmesiyle birlikte Tacikistan demir yolu taşımacılığında daha fazla rol alacak ve o bölgenin kalkınmasına da ciddi anlamda bir katkı sunacak diye düşünüyoruz ve buradan bir özellikle Türk müteahhitlik sektörüne müjde vermek istiyorum. Tacikistan hükümetinin önümüzdeki dönem bahsettiğim Afganistan, Türkmenistan, Tacikistan demir yolu projesinin modernizasyonu ve rehabilitasyonu için 450 milyonluk bir bütçe ayırdığını müjdelemek istiyorum. Çünkü Tacikistan bunu son 10 yılda karayolu taşımacılığında 2 milyar dolar bütçe harcadı Ali Bey. Çünkü karayolu taşımacılığı şu manada bizim için çok önemli. Türkiye, Çin, Orta Asya, Orta Doğu'daki mal ve hizmet geçişinde Tacikistan transit ülke olduğu için Güney Asya pazarı dahil 3.6 milyarlık nüfusa erişim imkanını kılmakta. Tacikistan'da Türkiye'yi de bu konjonktürde değerlendirdiği için karayolu taşımacılığını kendi açısından çok stratejik bir sektör görüyor. Aslında %90'a yakın yük taşımacılığı demiryolu anlamında cereyan ediyor Orta Asya ve Rusya coğrafyasına. Ama karayolu taşımacılığını da bir şekilde bırakmak istemiyorlar. Ve son anlaşmada Karek Koridoru'yla ve Asya Kalkınma Bankası'nın finansörlüğünde birlikte özellikle Akdeniz'den Doğu Asya, Avrupa'dan Doğu Asya, Rusya'dan Orta Asya, Orta Doğu ve Rusya'dan Doğu Asya'daki ilk 6 koridorun 4 koridoru Tacikistan üzerinden geçmekte. Tacikistan bunu bildiği için özellikle önümüzdeki 10 yıllık dönemde siyasi ülkeleri ve Afganistan'la bölgenin kalkınmasına öncülük edebilecek bir lojistik hub'ı kendi içinde barındırdığı için bu minvalde transit geçiş ve gelirlerde çok ciddi anlamda bir kar rasyonelliğine ulaşabileceğini öngörüyor. Ve Türkiye'yi de bu bağlamda özellikle çok dinamik olarak kullanmak istiyor. Ve çok ilginç bir anekdot aktarmak istiyorum sizlere. Konya'daki iş forumuna Tacikistan Sanayi Bakanı beyefendi de iştirak ettiler. Ve şu öneriyi getirdiler bizim resmi makamlara. Türkiye, Çin'e lojistik anlamdaki navlun transferini Tacikistan üzerinden aktarsın. Biz Tacikistan'la Çin arasındaki navlun transferini 20 günlük bir sürede çok ucuz bir navlun bedeliyle taşırız, çözeriz diyerekten. Bu da ayrı bir şekilde opsiyon olarak Türkiye tarafında dosyasında durduğu kanaatindeyim ben de. Çünkü özellikle Çin'deki pandemi dönemindeki navlun bedellerindeki fahiş fiyat artışları ve lojistikteki ciddi sıkıntılar ve bekleme sürelerinin çok uzaması Türkiye ile Tacikistan arasında bazı önlemlere de almasına neden oldu. Özellikle Ali Bey, Türkiye ile Tacikistan arasındaki karayolu taşımacılığındaki elektronik veri sisteminin güncellenmesi, çünkü burada özellikle gümrüklerdeki riskin minimize edilmesi noktasında bizim için çok önem atfediyor. Çünkü burada bizim muzdariplik yaşadığımız diğer bir konu, ben tabii size resmi rakamlardan bahsettim. 360 evet. milyon dolar dış ticaret hacminden, ama aslında bizim bir şekilde bu rakamı 500 milyon dolarları gayri resmi nasıl şekilde olacak peki? Geçtiğimizi nasıl yapacağız? Yani 500 milyon dolara nasıl çıkaracağız? Şöyle Ali Bey, aslında çifte faturalandırma olduğu için aslında biz bu rakamların 500 milyon dolarları gerçekte 500'ün üzerinde diyoruz. Aslında öyle, ama resmi rakamlarda tabii ki 360 milyon dolar olarak gözükmekte. Tabii burada özellikle biz Ticaret Bakanlığımızla bir dosya oluşturduk. Türkiye ile Tacikistan arasında karşılaştırmalı üstünlüğe müteakip 40'a yakın Türkiye'nin Tacikistan'a ucuz navlunla ve ucuz iş gücü ve kaliteli ürünü tedarik edebileceği, işte bunlar nedir? Şeker pancarı, demir çelik ürünleri, bununla birlikte belirli gıda sektöründeki ürünler ve motorlu taşıt araçları gibi, Tacik ve kanatlı ürünler gibi, Tacikistan tarafından da alüminyum, pamuk gibi 40'a yakın iki ülkenin karşılaştırmalı üstünlük anlamında birbirlerine ürün ihraç edebileceği
kalemleri çıkardık tek tek. Evet. Bu mekanizma, elektronik veri sistemi aktif olarak yürürlüğe girdikten sonra ve gümrüklerdeki risk de minimal düzeye indikten sonra bu karşılaştırmalı üstünlük teorisini de uygulayabileceğimiz kanaatindeyim. Ve bu aslında domino etkisi gibi bizim hep birkaç defa sizin programınızda bahsettim. Evet. 1 milyar dolar ticaret hedefine değil Tacikistan İş Konseyi olarak belirlememizdeki ana saç ayağındaki nüanslardan birini aslında ekarte ederek istediğimiz sonuca ulaşma noktasında bize çok özgüven verecek bir hadiseye evrilecek. Biz daha öncesinde yine sizin yayınınızda bahsetmiştik. Vize muafiyeti noktasında evet. Çok bu konuyu gerçekten kamuoyuyla paylaştık. Orada önemli bir dönemeç geçildi değil mi? Ve evet 1 Ocak itibariyle yani yaklaşık 7-8 gün önce Tacikistan makamları Türkiye vatandaşlarına uyguladığı vize bariyerini tamamen artık muafiyete döndürdü. Ve şu an Türk vatandaşları, iş erbabı, iş insanı, yatırımcısı 30 gün serbest dolaşım hakkına Tacikistan'da vizesiz kavuştu. Bunu biz gerçekten çok önemsiyoruz. Çünkü Tacikistan bölge itibariyle Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan merkezinde kalbinde olması bir avantaj. Lojistik olarak biraz önce avantajına değindik ama dezavantaj noktasında da rekabet çok üst düzeyde. O kadar çok Türk yatırımcısına işte biraz önce bahsettiğiniz gibi Kazakistan gibi, Özbekistan, Kırgızistan gibi çevre ülkelerde tabii ki Türk yatırımcısıyla ciddi anlamda doğrudan yatırım çekmek için ülkelerini promote ediyorlar. Yatırım, tanıtım, bütün argümanlarını kullanarak Türkiye'den yatırımcı çekmeye çalışıyorlar. Onun için Tacikistan'ın elini daha da kuvvetlendirmek açısından bu vize muafiyetiyle birlikte herhangi bir iş insanımız Kazakistan'a veya Özbekistan'a geçtiği andan itibaren Tacikistan pazarına da muhakkak uğramalıyım intibasını biz artık o algısal anlamda firmalara yavaş yavaş Tacikistan'a yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü Tacikistan özellikle sermaye çıkışında ve iş yeri kapatma güven endeksinde dünya sıralamasında üst sıralarda. Bu çok enteresan. Çünkü Tacikistan hep kapalı ekonomi yani adı iş altında. Yapabilme kolaylığı çok yüksek diyorsunuz. İş yapabilme kolaylığı hem çok yüksek hem de özellikle 7-8 farklı sektörden bahsetmek istiyorum. Enerji, inşaat, medikal sanayi, gıda sanayi ve hafif sanayi gibi alanlarda Tacikistan hükümetinin gümrük vergisi ve kurumlar gelir vergisi muafiyetini Türk yatırımcılara sunduğunu, tabii bunun belirli rakamsal aritmetikleri var. İşte 500 bin dolarlık bir yatırımda bir yıllık bu muafiyetin olması gibi veya totalde 5 milyon dolarlık yatırım yapan bir firmanın 5 yıllık bu muafiyetleri KDV dahil kendi sahip açısından olması. Sağlaması müthiş bir Tacik tarafının Türkiye'den yatırımcı çekme noktasındaki aslında bence bir imtiyazı, bir feragatı, bir fedakarlığı olarak göz önüne çıkmakta. Biz bunu değerlendirmek istiyoruz Ali Bey. Çünkü Tacikistan hakikaten bakir bir alan ve biz bunu iş konseyi olarak da ve İhracatçılar Meclisi'nin araştırmasına da bunu şey yaptık, belirttik. Türkiye'den Tacikistan'a 1000'in üzerinde hiç ihraç olmamış ürün kalemi var. Gerçekten yani Türkiye'de KOBİ düzeyinde olsun veya farklı sektör bileşeninde olsun birçok üretici, ihracatçı firma için aslında hiç dokunulmamış bir pazar mahiyetinde olduğu için Tacikistan'ı bütün yatırımcılara ve ihracatçılara her mecliste anlatma ihtiyacını kendimize bir görev, bir misyon olarak aklettik. Ve bu noktada da ciddi anlamda son dönemde bir Tacikistan'a teveccüh var. Şu an itibariyle yine yakın bir güncel bir gelişmeden size bahsetmek istiyorum. Yine Türkiye'de enerji sektöründe çok yekün projeler yapmış. Marka ismi, firma ismi verebilirsiniz. Sakıncası yok. Yani sakıncası yok bizim için. Mesela yakın dönemde Duşanbe'deki iş forumuna Aksa Enerji'yi mesela davet ettik. Ve Aksa Enerji'nin Ocak ayında Özbekistan'da hayata geçireceği bir proje var. Ve aynı projenin benzer niteliğinde elektrik aynısını iletim hatları gibi veya farklı dinamiklerle olan trafo merkezleri gibi yine enerji alanında projeler var. Benzerinde Tacikistan'a yapmak konusunda Tacikistan'daki bütün Enerji Bakanlığı dahil yetkililerle görüşme imkanına eriştiler. Ve biz bu süreçte mesela açıkçası çok ümitkarız. Bununla birlikte bilişim sektörü, Tacikistan biraz önce bahsettim, %50'ye yakın nüfusu, genç nüfus olması ve mobilize ve
internetin çok yaygın şekilde kırsalda dahil aktif olarak kullanılmasından mütevellit özellikle bilişim sektörü çok önem atfediyor. Ve Tacikistan özellikle Türkiye'deki PTT, AVM, e-portalı gibi bir portalı Tacikistan'da uygulamak istiyor. Şu anda yine DEİK bünyesinde bir firmamız, IT sektöründe, bilişim sektöründe bir firmamız şu anda o sürece dahil olmak için bütün ön hazırlıklarını yaptılar ve yakın zamanda bizim yönlendirmemize Tacikistan'da bir fizibilite çalışması yapacaklar. Orada kendilerine bir lokal partner de tanımladık. Bununla birlikte bu süreci bilişim sektöründe devam etmek istiyoruz. İnşaat firmaları ne durumda? İnşaat firmalarımız biliyorsunuz Rusya'da, Ukrayna'da son derece etkin, oralarda büyük işler yapıyorlar. Özbekistan'da da bir dönem yaptılar. Kazakistan'da büyük işler yaptılar. Tacikistan'da durum nasıl? Şimdi Ali Bey şöyle, özellikle altyapı projelerinde ve biraz önceki bahsettiğim demiryolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı ve diğer altyapı projelerinde Çin'in ciddi anlamda bir nüfuz ettiği bir alan var. Evet, Çin ama orayı bir oyun alanı gibi kesinlikle kullanıyor. Ama biz işin üst yapı kısmında ve ticari kompleks alanında şu anda Tacikistan'da... Altyapıda Çin, üst yapıda mı biz varız? Üst yapıda özellikle Tacikistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat firmalarımız mevcut. Onlar... Büyük firmalar var mı mesela bu büyükler, Türkiye'deki meşhur yani 10 firmadan bahsediyor? Şöyle Ali Bey, daha önce Tacikistan'da otel projesi anlamında yapan Türk müteahhitlik firması bahsettiğiniz skalada birkaç firmamızın mazisi var. Tabii bu örnekleri bizim çoğullaştırmamız lazım. Şu anda 6 tane 5 yıldızlı otel projesi devam etmekte. İnşa halinde. İnşa halinde. Tabii yine birkaç tane Çin menşeli firmalar. Bunları Türkler yapıyor mu? Türklerin yaptığı var mı? Yani taşeronluk anlamında orada inşaat sektöründe faaliyet gösteren Çinliler firmalarımız yüklenici, biz var. Alt yüklenici var. Ama tabii bu süreci özellikle Rusya ve Tacik orijinli birkaç yatırımcı da var. Tacikistan hükümeti 6 ay önce çok ilginç bir karar aldı Ali Bey. Türkiye'deki kentsel dönüşüm politikalarına benzer bir şekilde Duşanbe'de kentsel dönüşüm politikasını hayata geçirdi. Eski antik Sovyet döneminden kalan milli kütüphanelerden tiyatro salonlarına, sinema salonlarına kadar ve devlet sarayına varıncaya kadar ki bütün antik kültürel Sovyet dönemi izlerini yıkıp tamamen modern ticari donatıların bir şekilde şekilleneceği şekilde bir kentsel dönüşümü şehre soktu. Ve şu anda özellikle halk tabanında Tacikistan'ı yeni Dubai olma noktasında bir özellikle sosyal medyada gençlerin Tacikistan'da ciddi anlamda bir şeyleri var, algısı oluştu. Bunu da biz şundan dolayı önemsiyoruz. Konut sektörü gelişti. Tiz zaman bu tabii konuda da sirayet edecek şekilde ilerliyor. Çünkü özellikle ben hep şu karşılaştırmayı yapıyorum. Şu an Tacikistan Türkiye'nin 30 yıl önceki konuttaki eskimiş konutların işte kentsel dönüşümle birlikte ve işte biliyorsunuz 99 evet. Körfez depremiyle birlikte ve hükümetimizin de çok önemli bir kentsel dönüşüm kararıyla birlikte Türkiye gerçekten gayrimenkul sektöründe inanılmaz şekilde bir pozisyona evrildi. Tacikistan'ı ben aynı 99 depreminden önceki, Körfez depreminden önceki Türkiye'deki o sürece benzetiyorum. İnanılmaz şekilde Türk firmalarının orada yapabileceği üst yapı mahiyetinde hem konut hem ticari kompleks anlamında projelere... Peki finansman kaynaklarını nereden buluyorlar? Yani yap işlet devlet modeli mi kullanıyorlar yoksa kamu kaynaklarından mı finans ediyorlar? Şöyle Ali Bey, özellikle altyapı projelerinde Çin menşeli finansal argümanların çok revaçta olduğunu biliyoruz. Finanse ediyor. Diğer türlü finansal anlamda özellikle Tacikistan Ulusal Bankası'yla Türkiye Merkez Bankası'nın nakit dışı ödemeleri çözmek, dijital finans hizmetini devreye sokma noktasında bu Karma Ekonomi Komisyon toplantısında, Duşanbe'de gerçekleşen toplantıda mutabakat zaptı imzalandı. Evet. Bu hayata geçtiği zaman tabii bizim açımızdan olmazsa olmaz konuya evrileceği, sizin sorunuza da dem vurmak için söylüyorum. Bir Türk bankasının orada bir branş, bir şube açma noktası. Çünkü bu konuda... Bu herhalde bir kamu bankası mı olacak? Kamu, biliyorsunuz Özbekistan'da bir Türk kamu bankamızın çok ciddi şubeleşmesi söz konusu. Evet. Bu alanda... Son bu birkaç cümlenizi... Bu alanda bir şube açma olabilir. Veya farklı şekilde temaslarımızın olduğu Türkiye'den yine birkaç kamu kurum bankası var. Onları oraya
ofis açma anlamında olabilir. Bu süreci biz kendi açımızdan çözebilirsek, daha sonra Exim kredilerinin de artık Tacikistan'a verilme noktasında bir gelişime de, bir müjdeye de sebebiyet vermesi noktasında pozitif gelişime yol açacaktır. Bu alanlar bizim için finansal nokta çok önem atfediyor. Bunu zamanla DEİK İş Konseyi olarak da takip ederek bir çözüme bulacağımızdan hiç şüphem yok Ali Bey. Peki, çok büyük bir heyecanla anlattınız Cihangir Bey, her zaman olduğu gibi. Umarız ticaret hacmimiz yakın zamanda 1 milyar doların üzerine çıkar ve daha iyi işler yaparız. Türk müteahhitleri de orada önemli işlere imza atacaklardır diye düşünüyorum. Elbette DEİK'in öncülüğünde olacaktır bu. Cihangir Fikri Saatçioğlu ile konuştuk. DEİK Tacikistan İş Konseyi Başkanı. Şimdi kısa bir ara.